Haberlik gecesi düzenledikleri için ben başkan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Sayın başkanların da buraya davete icabet ettikleri için ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerek Nilüfer Belediye Başkanımız, gerek Başkan Yardımcımız, Osman Gazi Belediye Başkanı temsil eden İsmail abi burada. Federasyonun Bursa temsilcisi Tahsin abi burada. Ve özellikle Uludağ Üniversitesi ki hakikaten atçıya ve atçılığa çok önem veriyorlar. Yeni bir bölüm açtılar. Bu sene de zannediyorum öğrenci alacaklar. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine. Efendim biz Yörük çocuğuyuz. Osmanlı'yla beraber gelmişik Bursa'ya. O günden beri de yöremizi ve töremizi iyi yaşayan insanlarız. Tabii bizim töremizde de atçılık var. Benim atam atla beraber Orta Asya'dan çıkmış Ön Asya'ya, Karadeniz'den Balkanlara, Anadolu'ya gelmiş, tarihi atla beraber yazmış. Osmanlı'nın neyi varsa, hatta geçmişte Selçuklu'nun neyi varsa atla beraber yapmış. Ama bu rahvan at nasıl bir şey? Rahvan at üstündeki binicisini yormadan en uzun mesafe gidebilen bir yürüyüş şekli. Ve bunu da Türkler bulmuş. Dünyanın hiçbir yerinde de yok başka bir yerde. Yani bizim atalarımız bulmuş. Biz de şimdi burada neyiz? Rahvan Atçılar Kulüpleri Başkanları ve Rahvan Atçılar olarak hepimiz buradayız. Bu ayrı bir rekor. Yeryüzünde bunun Türklerin bulduğu ayrı bir rekor. Yoğurt gibi. Yoğurdu da biliyorsunuz Türkler buldu. Dünyanın en iyi yiyecek maddesi, en sağlıklı maddesi. Ben atçılığı Bursa'da daha büyük yerlere getirebileceğimize inanıyorum. Buna inanıyorum derken hazır buradaki Nilüfer Belediye Başkanıma güveniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanıma güveniyorum. Osman Gazi Belediye Başkanıma güveniyorum. Ve bunlar bu işe hakikaten destek veren insanlar. Yani istiyorum ki rahvan atçılıkta Bursa Türkiye'nin 40 pınarı olsun arkadaşlar. Bunu yapabilir miyiz? Yaparız. Bizler yaparız. Sizlerden isteğin doğru gelmesi lazım. Sizlerden birlik beraberlik içerisinde bizden istemeniz lazım. Ben size bu tüyoyu vereyim. Efendim bir meşhur bir laf vardır biliyorsunuz. Atın iyisine doğru, yiğidin iyisine deli der. Ben bu deli işleri yapan dernek başkanlarımıza, Yeşil Bursa Dernek Başkanı'na, Orhan Ali Atlı Spor Kulübü Başkanı'na ve Nilüfer Atlı Spor Kulübü Başkanı'na ve İhsan abi burada yok mu? Rahvan At Bilicilik Derneği Başkanı'na özellikle burada teşekkür ediyorum. Bu deli işi yapmaya devam etsinler. Biz de onların önünde saygıyla eğilelim. Atçılık bizim ruhumuzda o kadar var ki bir şey anlatmak istiyorum. Benim annemin dedesi var. Annemin dedesinin bir tane beyaz atı vardı. Aynı Akçalarlı Nurettin abinin beyaz atı gibi. Kayapalı, özür dilerim. Fakat benim seçimlerde dedemler Halk Partili'dir. Burada Nurettin. Halk Partili'dir. Nenem diyordu, oyu nereye atacak? Diyordu, altı tane ok vardır, onun altına basacaksın onu. Giriyor nenem cahil, bakıyor bulamıyor. Oyunu kullandıktan sonra çıkıyor. Nenem diyor ki nereye attım hacı biliyor musun diyor. Senin okları göremedim. Nereye attım? Aynı bizim at gibi bir at vardı. Bastım gitti diyor. Tabii dedem diyor ki genç olsam ben seni boşardım ama bu yaştan sonra yakışmaz. Efendim atçılık ruhumuza o kadar geçti. Ben bundan dolayı bütün emeği olan arkadaşlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Bursa temsilcimiz Tahsin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Federasyon As Başkanımız burada.